Günaydın arkadaşlar. Güzel bir Mayıs sabahından hepinize tekrar merhaba diyorum. Biliyorsunuz yaklaşık geçen hafta, bütün hafta neredeyse yağmurluydu ama zannediyorum Türkiye genelinde böyle bir yağmur vardı. Fakat bugün itibariyle çok güzel bir hava var. Her yer yıkandı diyorum ben. Ağaçlar, çiçekler, her şey pırıl pırıl görünüyor şu anda. Şimdi bugün aslında farklı bir video çekmeyi planladım. Aslında çektim de ama biraz üzerinde çalışmam gerektiği için şimdilik geriye dönük bir takım yaptığım, özellikle ilk Kasım ayında anlattığım bir takım şeyler vardı. Arkadan katılan, onları izleyemeyen arkadaşlar için aslında bir bilgi tazelemesi yapmak istiyorum. Yani ben sürekli sistemden bahsediyorum, işte enerjiler var, enerjiler çalışıyor, ne şekilde çalışıyor, sistemdeki bu enerjilerin çalışma şekli nedir, düşünceler bize nereden gelir, bazı düşüncelerimiz neden olur, bazıları neden olmaz. Bunları bir toparlayın. Size aslında dediğim gibi bilgileri geriye dönük bir hatırlatma anlamında paylaşacağım. Şimdi buna başlamadan önce bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü de kutluyorum. Bugün anneler günü içinde harika bir gün aslında. Dediğim gibi dışarıda müthiş güzel bir hava var. Şimdi konuya hemen başlıyorum. İlk videomda anlattığım bir ve ikinci ve zannediyorum üçüncü videoda anlattığım konuları böyle kısaca bir özet yapacağım. Arkadaşlar ne demiştim ben en başladığım zamanlarda? Kuantum felsefesi diyoruz biz bu konuya. Kuantum felsefesi dememizin nedeni ne? Kuantum fiziğin ispatladığı bazı deneyler var. Bu deneyler kısaca demiştim ki varsayalım ki bir bardak suda deney yapıyoruz. Bu yaptığımız deneyi işte bilim adamları yaptıkları zaman işte bir şekilde suya bakmışlar ve belli bir otomatik bir sisteme bağlamışlar. Daha sonra deneyin sonucu belli olmuş. Fakat daha sonra tekrar yapmışlar. Bu defa bir kişi eline almış ve işte bu şekilde yapmış. Deneyin sonucu yine farklı çıkmış. En son demişler ki neden birisi baktığında başka, bakmadığında başka türlü çıkıyor? Sonuç olarak ortaya şöyle bir şey çıkmış. Gözlemci etkisi dediğimiz, yani bakan kişinin suya deney yaparken ondan yayılan düşünce dalgaları suyla yapılan deneyin sonucunu değiştiriyormuş. Yani sadece ısı, ışık, hava, basınç, oradaki koşullar değil, bakan kişinin düşünceleri sonucu değiştiriyormuş. Bu bilim adamları tabii çok şaşırtmış. Dolayısıyla demişler ki demek ki biz bir yerlere baktığımızda atom altı düzeyde canlı ya da cansız bütün nesneleri etkileyebiliyoruz. Nasıl etkiliyoruz? Bizden yayılan düşünce dalgalarıyla etkiliyoruz. Tamam, bu ispatlanmış. Peki yavaş yavaş felsefeye dönüşü nasıl olmuş acaba? Diyor ki bilim adamları. Bu arada kuantumun anlamı Latince kökenli bir kelime ve parçacık fiziği anlamına geliyor. Yani atomu parçalamışlar, elektron, proton, nötron. En son proton da parçalandığında, yani parçanın en küçük parçası ortaya çıkmış, ona kuark diyorlar ya da kuanta diyorlar. Bu parçacığın anlamı, yani parçacık diye anlamı, parçacık fiziği, kuantum fiziği, bundan doğan felsefeye de zaten kuantum felsefesi denmiş. Işıktan hızlı gidiyor kuarklar. Aynı zamanda birden yerde, fazla yerde olabiliyorlar. Ve zamanın tersine simetrisini ortaya koymuş bu parçacıklar. Yani burada deney yaparken aynı parça başka bir yerde titreştiğini görmüşler. Burada deney yaparken bu parçacığın zaman ve mekandan bağımsız ileri ve geriye gidebildiğini görmüşler. Ve tabii bu bilim adamlarını çok şaşırtmış. Çünkü bizler de kuark olduğumuz için aslında onların bütün özelliklerini gösteriyor olmamız gerekiyor. Ki zaten bu çalışmalarda da bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir kişi, biz yürürken bir şekilde bizden yayılan demek ki dalgalar ya. Bu boşluk tamamıyla televizyon, telefon, radyo dalgalarından değil, bizim yaydığımız dalgalarla da dolu. Yani bir enerji okyanusu, bir frekans okyanusu içinde yürüyoruz dedik ya. Bizden yayılan bu dalgalar bu şekilde boşluğa yayılıyor. Zannediyorum tahtayı da görüyorsunuz. İşte felsefeye giriş noktası şu arkadaşlar. Biz bu dalgaları bazen 3 frekansında açıyormuşuz. Bazen 8 frekansında açıyormuşuz. Bazen de 10 frekansında açıyormuşuz. Peki bunu ne belirliyormuş? Bilim adamları diyor ki siz neşeli, mutlu, sevgi dolu, barışçıl, uyumlu bir şekilde evden çıktığınızda 8, 9, 10 şeklinde dalgalar, frekansında dalgalar atıyorsunuz.
Eğer o gün modunuz düşükse, enerjiniz kötüyse 2, 3, 4 frekansında dalgalar açıyorsunuz. Yani sizin her bir düşünceniz bir enerji formu. İşte bilim adamlarının bulduğu da zaten bu. Sizin her bir düşünceniz bir enerji formu. Her bir formunda bir frekansı var. Bunun da o düşüncenin niteliği belirliyor. Yani pozitif düşünceler yüksek frekans, negatif düşünceler düşük frekans diyoruz. Peki bu şekilde belirlendiğini öğrendik. Bu bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Demek ki bu boşlukta bir düşük frekans, bir orta frekans, bir yüksek frekans var. Bizim her birimizin sabah kalktığımızda iyi de değiliz, kötü de değiliz, bir titreşim, sabit bir titreşim frekansımız var zaten, yani nötr halindeyken. Aynı şekilde gördüğünüz bütün eşyalar, bu oturduğunuz koltuk, bu tahta dahil zaten belli bir titreşimde. Şimdi yavaş yavaş felsefenin içine giriyoruz. Diyor ki bilim adamları, bu boşluğun da kendine ait bir frekansı var. Schumann diye bir bilim adamı ölçmüş. Schumann adlı bilim adamı ölçtüğü için Schumann rezonansı diyor. Yani dünyanın kalp atışı deniyor. O da açıyor bu boşluğu. Dalga açıyor. Yani siz yürürken bu boşluğun dalgalarıyla sürekli çarpışıyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? Sonra olan aslında çarpıştığınız yerlerde işte sizin olaylarınız şekilleniyor. Bu boşluğun frekansı, ben yıllardır 90'lardan da itibaren işte izliyorum ya da takip ediyorum. Bu boşluğun frekansı 4'tü, 5, 6, 7, 8 artmaya devam etti. En son 12'leri gördüğü söyleniyor. Ve bir dönem hani herkes Şirince'ye gitti, işte kıyamet kopacak dendi. Aslında olan şuydu, bu frekans oldukça yüksek noktalara çıkmıştı. Ve ben o zaman katıldığım bazı programlarda da şunu demiştim. Dünya bağırsaklarını temizliyor. Yani dışarıdan, dünyanın dışından, foton kuşağından sürekli yeni enerjiler iniyor. Bu yeni enerjiler de insanları silkeliyor. Yani bir nevi uyanışa zorluyor. Yani herkese diyor ki siz bir an önce titreşiminizi yükseltin. Eğer yükseltmezseniz bu boşluğun en alt tabakasında kalırsınız ve negatif olayları yaşamaya devam edersiniz. Bir şekilde siz kendi titreşim alanınızı temizlemek zorundasınız. Evet, bizim her birimizin bir titreşim var dedik ya Sarı. O titreşim alanı bizde böyle bir çember yaratıyor. Bu çemberdeki biz titreşim alanımıza göre insanları, olayları, durumları hayatımıza çekiyoruz. Ve eğer bu titreşim alanımız düşük negatif frekansla doluysa, daha doğrusu negatif frekanslı duyguyla doluysa orada sıkıntı var diyoruz. Niye sıkıntı var? Demek ki ben düşük frekanstan dışarıya enerji yayıyorum. Peki bu benim hayatımı nasıl etkiliyor? Eğer benim titreşim frekansının içinde başarısızlık duygum varsa, gelecek korkum varsa, hastalık korkum varsa, parasızlık korkum varsa, kendime dair değerimle ilgili bir sıkıntı varsa, güvensizliğim varsa, demek ki ben bu alanda sürekli yürürken bu dalgayı dışarıya atıyorum. Peki ne oluyor? Fiziğin çekim yasası burada devreye giriyor ki eskiden kuantum demiyorduk. Benim incelediğim zamanlarda biz buna ne diyorduk? Çekim yasası diyorduk. Çekim yasası da diyor ki benzer enerji benzer enerjiyi çeker. Bu ne anlama geliyor? Sen diyor sabah düşük frekansla evden çıktıysan o gün yapacağın işlerden çok fazla hayır bekleme. Bu gittiğin bir bankadaki kalabalık olabilir, bir postanedeki kalabalık olur, bir çekinin geri dönmesi olabilir, çok beklediğin o toplantıdan biraz başarısızlıkla çıkmak olabilir, o çok beklediğin sınavda başarılı olamama olabilir, arkadaşınla, ilişkinle ilgili bir kavga olabilir, terk edilme olabilir, hayal kırıklığı olabilir, olabilir, olabilir. Yani sizi negatif etkileyen her şey düşük frekanslı oluyor. Çünkü siz o dalgayla çıktınız ve onları yaymaya devam ediyorsunuz. Hani evrenle akış içinde olmak, akışta olmak, kendini serbest bırakmak dediğimiz ne biliyor musunuz? Siz bu uç frekansından çıktığınızda 7'lere 8'lere doğru titreşiminizi yükselttiğinizde aslında bu Schumann rezonansı dediğimiz bu frekansla uyum içinde oluyorsunuz. Uyum içinde olduğunuz için işler kendiliğinden zaten yolunda gitmeye başlıyor. Yani bu boşluktaki bu tabakanın mecazi olarak konuşuyorum. Aslında artık en yükselindesiniz, en yukarıdasınız. En yukarıda olduğunuz için de işleriniz daha rahat akmaya başlar. Peki bu en yüksek frekans değişiyor mu? Evet, son dönemlerde 25'leri 30'ları bile vurduğu söyleniyor. Bu nedenle bazı şeyler artık olma hızı çok arttı. Yani düşündüğünüz bir şey çok hızlı gerçekleşebiliyor. Bu korkunuz da olabiliyor. Bu
çok istediğiniz bir şey de olabiliyor. Fakat daha çok böyle arkasına bir şey takmadığınız konular daha hızlı gerçekleşiyor. Bunu da böyle hemen bir kısaca anlatayım. Şimdi biz bu düşünceleri acaba nereden alıyoruz? Bizim arkadaşlar zihnimizden günde 60 ila 90 bin tane düşünce geçiyor. Bu düşünceleri biz bu boşluktan alıyoruz. Neye göre alıyoruz? Çekim yasasına göre alıyoruz. Örnek, şöyle bir havuz gibi düşünün bu boşluğu. Bu boşlukta farklı frekanslarda binlerce düşünce var. Siz burada bir kişisiniz. Varsayalım adınız Ayşe, varsayalım ki Ahmet. Siz bu ağa bağlısınız. Bu anasörün makinesi vardır ya bilgisayarda, aynı onlar gibidir. Herkes bu ağa bağlı. Bu ağa bağlı olduğu için siz buraya enerji, düşünce gönderirsiniz bu boşluğa. Bu boşluktan da geri alabilirsiniz. Bu boşluğa kuantum birleşik alanı diyorlar. Bu boşluğa kolektif bilinç diyorlar felsefeciler. Bu boşluğa alan diyor fizikçiler. Bu boşluğa sanatçılar, yazarlar, çizerler diyorlar ki düşünce ırmağı. Niye? Çünkü herkes bu boşluktan alıyor. Neye göre alıyor? Ayşe eğer işten çıkarılmaktan korkuyorsa buraya atıyor 4 frekansında bir düşünce. Buradan geliyor 4 frekansında başka bir düşünce. Evet, galiba ben işten atılacağım ve her an atılabilirim. Çünkü bu alan özellikle %5'i hariç %95'i negatif düşünceyle dolu. Ve siz bu okyanusun içinde yürüyorsunuz. Aniden hissettiğiniz o sıkılmalar, can sıkıntısı aslında bu okyanusun içinde yürüdüğünüz için ve bu okyanusun önemli bir kısmında insanlar negatif düşünmeye meyilli olduğu için bu alandan çektiğiniz için. Tabii ki eğer enerjiniz düşükse. Ben diyorum ki dünyada 6 milyar insan varsa 6 milyar farklı alem var. Çünkü herkes kendi katmanında, kendi dalga boyunda yaşıyor aslında. Kendi frekansına hangi aralık denk geldiyse oradaki alemi yaşıyor. Dolayısıyla buranın önemli bir kısmı birçok insanın negatif düşüncesiyle dolu. Hayat çok zor, ekmeğimizi kazanmak çok zor, her şey tehlikeli, insanlara güvenmemek gerekiyor gibi. Yani hemen her konuyla ilgili inançlarımız var değil mi? Onların hepsi işte burada. İşte Ayşe burada negatife düştüğünde o insanların attığı bütün düşünceleri kendisi çekiyor. Yani hayat çok zor dediğinde zaten sokaktan geçen Ahmet de o anda onu düşünüyor. Üst kattaki Zeynep teyze de bunu düşünüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ayşe bu dalganın içinde sürekli kendini kötü ve mutsuz hissediyor. Demek ne yapması gerekiyor? Ayşe'nin biraz daha yukarıya doğru çıkması gerekiyor. Şimdi frekansını yükseltmesi lazım. Peki frekansını nasıl yükseltecek? Bu sizsiniz. Aslında siyahla yapalım. Aşağısı, yani mecazi olarak gösteriyorum. Nefse emare diyor. Emreden benlik diyor tasavvuf. Yani sizin düşük duygularınız egonuzun dayattığı duygular. Kendinize acımanız, korkmanız, güvensizliğiniz, bütün korkularınız, hemen her şey değersizliğiniz, hemen her şey başkalarını suçlamanız, kin hissetmeniz, pişmanlığınız, hayal kırıklığınız hepsi buradadır. Bunun üstü biraz daha yüksek frekans duygulardır. Biz ne yapmaya çalışıyoruz aslında? Bizi ele geçiren, ve egonun dayattığı bu ego bizi ele geçirmiş. Burada özümüz var. Ego bizim her an öleceğimizi söyler, başkalarından zarar göreceğimizi söyler, işte başkalarının güvenli bir alanda yaşamadığımızı söyler. Ego işte bir başkalarına zarar vermemiz gerektiğini söyler gibi gibi birçok şey egonun duygularıdır. Burada da öz dediğimiz kısım vardır. Nefsi levam ediyor tasavvuf. Öz daha çok ruhsal inançlarımız, duygularımızla ilgilidir. Ve biz bir arkadaşımızı affettiğimizde, sağduyulu davrandığımızda, hayatın gelip geçici olduğunu düşündüğümüzde, biraz daha böyle negatif inançlardan sıyrılıp da insanlara hoşgörülü ve anlayışlı davrandığımızda aslında özümüze biraz daha yakınızdır. Amacımız nedir? İçimizi açmak, özümüzü aydınlatmak, egoyu kendi sınırlarına çekmektir. Hani en sonunda iki çizgi birleştiğinde ve ego öldüğünde, yani nefs öldüğünde, tasavvuf öyle diyor, ne oluyor? Ölmeden ölmek. Tamamen saf, öz olmak.
Bu çıkıyor ortaya. Peki, kader diye soruyorlar. Kader var mıdır? Evet vardır. Kader böyle bir çizgidir. Şems bunu en güzel şekilde açıklıyor. Diyor ki kader size yol sapaklarını verir, gerisini size bırakır. Evet, kader sizi Ahmet'le karşılaştırır. Fakat Ahmet'le ne yapacağınız sizin artık özgür iradenizle ilgilidir, cüz-i irade. Bu külli iradedir. Sizle ilgili bir kader vardır, bu külli iradedir. Fakat bir de bizim özgür irademiz var. Ben Ahmet'le evlenirsem bunu seçmiş olurum. Buradan bir daha dallanır. Ahmet'le seçtim, evlendim. Belki burada kaderi olarak benim bir hastalığım ya da iflasım var. Belki bunu da yaşarım. Fakat buna nasıl tepki vereceğim benim durumumdur. O zenginliği nasıl kullanacağım benim kendi özgür seçimlerimdir. Dolayısıyla hayat bize kaderi olarak bazı şeyleri verir ama gerisini bizim özgür irademize bırakır. Onu ne şekilde karşılıyoruz? Neyi seçeceğiz? Tamamıyla bizim özgür irademizle ilgilidir. Şimdi buradan devam ediyorum. Bazı isteklerimiz oluyor, bazıları olmuyor. Neden olmuyor? Ben şimdi deyim. Şimdi de ne dedim? 60 ila 90 bin tane düşünce atıyorum. Bizim en büyük enerjimiz arkadaşlar şimdidedir. En büyük enerjimiz. İşte o yüzden anda kalma, anda kalırsanız, anı yaşarsanız enerjiniz tümde kalır ve bütün gücünüzü kullanabilirsiniz diyoruz. Şimdideyiz ama biz gün içinde yaklaşık 50-60 bin tane top atıyoruz. Bunların bir kısmı siyah top, negatif düşüncelerimiz, bazıları da pozitif düşüncelerimiz. Peki Ahmet Ayşe ile evlenmek istiyor ya da Ayşe Ahmet ile evlenmek istiyor. Ne güzel beyaz bir top açtı ama ya Ahmet beni terk ederse diyor. Mehmet bir iş yeri kurmak istiyor. Aa ne güzel bir düşünce. Fakat ben bu iş yerini kurduğumda ya iflas edersem diyor. Diğeri sağlıklı olmak istiyor. Fakat ya bir hastalığa yakalanırsam diye korkuyor. Bakın sizin en çok istedikleriniz ya olmazsa diye en çok korktuklarınızdır aynı zamanda. Peki bunlar bize nereden geliyor? Bilinçaltımızdan geliyor. Bilinçaltımızdaki siyah toplar, geçmiş kayıtlarımız, anne babamızla ilgili, çocukluğumuzla ilgili, yakın çevremizde yaşantılarımızla ilgili her şey arkanızdaki siyah toplardır. Bunlar sizin önünüze düşer ve sizin ileriye doğru yol almanızı engeller. Çünkü burada beyaz topa saf bir enerji gönderemiyorsunuz. Yani bir şeyi çok istiyorsunuz ama ya olmazsa diye korkarken enerjiyi dar bir alana kanalize edemiyorsunuz. Edemiyoruz daha doğrusu, buna ben de dahilim. Ben sadece kendi üzerinde şu geçmişteki bilinç altında çalışarak beyaz topların sayısını daha çok arttırdım. Yani enerjiyi buradan sıkıştırarak nokta atışı yapabilecekken buradan diğer parmaklarım arasından dağılıyor. Niye? Bunlar gelin geçmişle, gelecekle ilgili şeylerim, korkularım, geçmişle ilgili suçluluklarım ya da pişmanlıklarım. Nerede bunlar? Bilinç altında. Ne diyorum ben bunlara? Duygusal enerji kancaları. Nerede? Arkamda. Önüme düştükçe ben öne doğru yürümüyorum. Öne doğru geri gidiyorum. Yani geçmişim geleceğimi sürekli tekrar ediyor. O zaman ben ne yapacağım? Bilinçaltındaki bu siyah topları tek tek bulacağım ve şu titreşim alanını temizleyeceğim. İşte o zaman titreşimim yükselecek. Titreşim yükselince ne olacak? Ben aşağıdaki o negatif frekanstaki düşünceleri artık çekmeyeceğim. Bilirsiniz arkadaşlarımızdan, bazılarının, değil mi, konuşurken anlarsınız, aklına çok olumsuz şeyler gelir. Bazılarının korkusu daha çoktur. Niye? Onların bağlandığı alan sizin bağlandığınız alandan farklıdır. O aşağıdan alıyordur, siz biraz daha yukarıdan alıyorsunuzdur. Fakat o kişiler de kendilerine dönük bilinçaltı temizlik çalışmaları yaptıklarında frekansları bir tık daha yukarıya çıkar ki şu enerji şu anda sadece buna hizmet ediyor. Hızlı bir şekilde kendi üzerinizde çalıştığınızda, örnek bir başkasının 10 yılda alamadıklarını bir ayda hızlı bir şekilde gerçekleştiren arkadaşlarımız var. Bu dönem şu enerji buna hizmet ediyor ve dün en aşağı 4 ya da 5 telefon aldım. Bildiğiniz nokta atışları yapan insanlar var. Çok özür diliyorum. Evet, buradan devam ediyorum. Buradan enerjiler, toplar önümüze düşüyor dedik. Onun için bu alanı temizlememiz gerekiyor dedik.
Peki bu alan neyle ilgili dedik? Bilinçaltı ile ilgili. Bilinçaltı 0-7 yaş arasında bütün duygusal kodları atmış ve tamamlamış oluyor. Eğer siz bunlarla değişiklik yapamazsanız maalesef bütün hayatınızı aynı kısır döngüde devam ediyorsunuz. 5-6-7 yaşlarında anneniz ve babanızla ilgili kendinize dair bir pozitif algı, yani onların tutumlarından dolayı kendinize dair bir pozitif algı eğer yaratamadıysanız, kendinizi sevmeyi başaramadıysanız 30-40-50'sinde de bunu yapmanız zorlaşıyor. Ya da bu noktada bir güvensizlik hissettiyseniz, babanız varsa ki vefat etti, terk etti ya da sizinle ilişkisi çok kötüydü, arkada o destek olmadığı için bel sorunları da yaşayabiliyorsunuz, güven sorunları da yaşayabiliyorsunuz ve bütün hayatınızda bu tekrar eden bir kısır döngüye giriyor. O yüzden yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmını 0-7 yaş aralığında yapıyoruz. Bundan da başarılı sonuçlar alıyoruz. Çünkü bilinçaltı gerçek olanla olmayanı bilmiyor. Çünkü bilinçaltı zaman kavramı yok. Yani şu anda yaptığın bir çalışma aslında geçmişteki bir çalışmayı tamamen temizleyebiliyor. Hatta bundan sonraki geleceğini de temizleyebiliyor. Peki kuantum dolanıklık denilen şey ne yapıyor? Benim enerjim etrafımdaki her şeyi etkiliyor. Yaptığım yemeği etkiliyor, çiçeği etkiliyor. İşte beslediğim çiçeği etkiliyor. Benim enerjim düştüğünde çiçeklerim soluyor, arkadaşlarımla aram bozuluyor, arabam bozuluyor, buzdolabım bozuluyor. Çünkü ben düşük enerjideyim. Fakat bunun tersi de oluyor. Yüksek frekansa geçtiğinizde her şeyin size tekrar aynı şekilde yanıt verdiğini de görüyorsunuz. Yine düşük frekans yüksek frekanstan ne yapıyor? Enerji çekiyor. Bir arkadaşınız yanınıza gidiyorsunuz, yüksek frekanstasınız. Onun enerji alanınıza girdiğiniz anda sizin enerjiniz ne yapıyor? Aşağı düşüyor. Artık yakalandınız. Hatta bununla ilgili hemen bir koruma kalkanın içine girin hızlıca bir şekilde diye anlatmıştım. Aynı şekilde siz sürekli enerji çaldırmaya devam ederseniz yaşam enerjiniz de düşüyor. Ve bununla ilgili de size yaşam enerjisini nasıl yükselteceğinizi anlatmıştım. Kuantum dolanıklık nedeniyle hepimiz birbirimize bağlıyız. O nedenle hepimiz birbirimizin her şeyinden etkilenebiliyoruz. O biraz önce bahsettiğim alan nedeniyle her birimiz birbirimize de bağlı olduğumuz için telepatik olarak da birbirimizden düşünce alışverişi yapıyoruz. Yani zihnimizden geçen düşüncelerin hepsi bizim değil. Bazılarını biz bu alandan alıyoruz. Yine bu alanı kullanarak bir başka insana telepatik olarak bağlanabiliyoruz. Herkes bu alanda olduğu için dünyanın farklı yerindeki bilim adamları aynı buluşu yapabiliyor. Dünyanın farklı yerlerindeki şairler, bestekarlar belki aynı şeyi yakalayabiliyor. En yüksek frekans, en yüksek tabaka diyeyim. Sevgi, barış, neşe uyumlu olduğu yer en yüksek frekans. İşte kitap yazanlar, resim yapanlar, beste yapanlar aslında oraya bağlanıp oradan çekebiliyorlar. Titreşimizin oraya kadar yükseltebildiklerinde. Şimdi en kısa haliyle aslında kuantum şudur. Buradasınız, halinizden memnun değilsiniz. Burada olmayı hak etmediğinizi düşünüyorsunuz, 3'tesiniz. Ben diyorum ki sizin o çok istediğiniz şeyler 8, 9, 10, bakın burada böyle dizili. Onlar 8, 9'da titreşiyor, sen 3'tesin. 3, 8'i çekmez. Çekim yasası bile buna izin vermiyor. O yüzden sen bir şekilde titreşimini oraya doğru yükseltmen lazım. Zaman diye bir şey yok. Sen frekansını oraya yükselttiğinde zaten eşleşir ve sen istediğin her neyse hayatına zaten dahil olur ve sen oldu dersin. Şimdi hemen bilinçaltını çok basit, yani bunu bilinçaltını pozitif kodlama adlı videomda uzun uzun anlattım ama basit haliyle anlatmak istiyorum. Dediğim gibi yeni giren arkadaşlar var, takip alan arkadaşlar var, geriye dönüp o videoları da bulamadığını söyleyen arkadaşlar var. Böyle bir bilgi tazelemesi anlamında devam ediyorum. Biz hani attık ya bir sürü top, 90 bin tane, hani 100 bin tane attık. En basit haliyle bilinçaltı ve kuantum şudur arkadaşlar. 100 bin top attın, gün içinde belki 60 bin kere işten atılma korkusuyla yüzleştin. Sadece işten atılma da değil, işten atılırsam başarısız olurum, aileme bakamam, birilerine muhtaç olurum, belki birilerinden borç para almak zorunda kalırım, birilerine mahcup olurum gibi gibi birçok korkuyu alt açılımda oluşturdun. İşte bunların hepsi siyah toplardır. Bunların hepsi bilinçaltına iner. Mecazi olarak anlatıyorum. Aşağısını bilinçaltı diyelim. Arkadaşlar bilinçaltı zaten bu boşluktur. Ben size ilkokul öğretmeninizi sorduğumda hemen anında müthiş bir bilgisayardır beyniniz. O dalgayı bulur ve der ki Ayşe Hanım benim öğretmenimdi. Nereden aldınız? İşte boşluktan aldınız. Çünkü sizin bilinçaltı havuzunuz burada. Bütün akaşik kayıtlarınız burada. Aklınıza gelecek bütün duygularınız, düşünceleriniz hiç kaybolmuyor. Levh-i mahfuz diyor buna tasavvuf. Yani düşünce, duygu, anne karnından itibaren hemen her şey zaten şu boşlukta. Bu boşluğu ben mecazi olarak aşağısı olarak gösteriyorum. Bu toplar aşağı iniyor. Aşağısı şöyle bir hesap kitap yapıyor. Bildiğiniz bakkal hesabı. İyi kötü
kötü düşünce, doğru düşünce, yanlış düşünce, hiç öyle şeyi kodu modu yok. Yani öyle bir sistemi de yok. Ahlaklı, ahlaksız, iyi, kötü, doğru, yanlış. Olduğu gibi diyor ki, 70 bin tane siyah top atmış, 30 bin tane de beyaz top almış. Aralarda demek arkadaşlarıyla oturdu, neşelendi, keyiflendi, sonra tekrar dalgaya yakalandı, siyah toplara başladı. Dolayısıyla bilinçaltı zannediyor ki o siyah topları sen hayatında görmek istiyorsun. Çünkü onun birinci görevi, sen hangi görüntüyü aşağı çekersen, ki bilinçaltını pozitif kodlamada anlatıyorum zaten, onu hayatında görmek istediğini zannediyor. Yani siz şu şekilde inşallah beni ev sahibi aramaz, inşallah beni işten çıkarmazlar derken farkında olmadan o görüntüyü indiriyorsunuz bile. May might algılamıyor. Hastalanmak istemiyorum. Hasta haliniz indi bile çünkü görüntüyle düşünüyor. Size ben mavi fil düşünmeyin dediğimde siz bir bakıyorsunuz mavi fili zaten düşünmüşsünüz. Bakın beyniniz M'yi almadı. Bilinçaltı da öyle. Bilinçaltını korkulacak bir şey olarak değil, size hizmet eden bir şey olarak görün. Eğer siz bilinçaltınızı temizlerseniz zaten şu boşluktan yüksek frekanstan düşünceler almaya başlıyorsunuz. Ne yapıyor? 70 bin düşünce, eyvah kötü gördük. Yani çok fazla siyah top var diyor ve sizin önünüze o siyah topları getiriyor. Bir bakıyorsunuz o korkunuzdan yüzleşmiş oluyorsunuz. Ya terk etmiş oluyorsunuz ya iş yerinden ayrılmış oluyorsunuz. Sistem en detaylı aslında böyle çalışıyor. Ben de diyorum ki Serap Hanım bunları biz nasıl engelleyeceğiz? Birçok teknik verdim. Tek komutta temizle, bilinçaltını temizleme çalışmaları verdim. Ve birkaç teknik üzerinde de çalışıyorum. En kısa zamanda zaten onları da anlatacağım. Orada hep anlatmaya çalıştığımız işte geriye dönüp bu siyah topları temizlemeye çalışmak. Bu bir kere de olmuyor. Yani sizin bir başarısızlığınız tek başına bir şey değildir. Başarısız olursanız biraz önce dediğim gibi aileye bakma korkusu, çocuklarınız vardır, muhtaç olma korkusudur, mahcup olma, rezil olma gibi birçok şeyi barındırır. Ve bunları farklı, yani beyninizde farklı bölgelere bağlamış olabilirsiniz. Çünkü sizin beyninizdeki nöronlar şöyle birbirine bağlanır. Her bir düşünceniz bir sinaps diyorum, bağlandı. Aynı düşünceyi bir daha düşündünüz. Varsın ki ben başarısızım dediniz. Bakın ne kadar çok bağladınız. İşte bu sizin inancınız. Kökleşti artık bitti. Sonra ben değersizim dediniz. Beni kimse sevmiyor dediniz. Ben yalnızım dediniz. Bir sürü şey söylersiniz. Bak beynin bu bölgesini işte birbirinize bağladınız. Ben size sorduğum anda buradaki bütün nöronlar ateşlenir. Ve siz bana peş peşe aynı şeyleri anlatmaya başlarsınız. Bu bölge hareketlidir artık. Ben de diyorum ki biz bunların hepsini kıralım. Şurada yepyeni nöron ağları yaratalım. Eski nöronlar harekete geçsin. Atıl olan nöronlar harekete geçtiğinde yeni bir şey, yeni bir sinema, yeni bir film, yeni bir eğitimle sizin çalışmayan bölgeleriniz çalışmaya başlar. O 21 günlük çalışmalarla oradaki nöronları bağlamaya çalışırız. Çünkü iki nöron, o bağlı olan inanç artık tekrar edilmediğinde birbirinden kopuyor. Burada tekrarlamaya başladığınızda burada yeni bir bağ oluşturmuş oluyorsunuz. Neye yarıyor? Siz bu nöronlar vasıtasıyla dışarıya düşünce dalgaları açıyorsunuz. Yani o düşüncelerin pozitif mi, negatif mi olduğunu sizin buradaki bağlı olan nöronlarınız belirliyor. Hani bazı tekniklerde göz teknikleri veriyoruz ya, tarama teknikleri veriliyor mesela. Siz soldan sağa bir şeyi taramaya başladığınızda ki nörologlara gittiğinizde de görüyorsunuz. O tarama tekniklerinde sizin en acı hissettiğiniz noktada beynin bu duygularınız sağ lobunda mı, sol lobunda mı yuvalanmış zaten bunu görüyorsunuz. Sağ lobunda yuvalanmışsa orada bulduğu yeri işte EFT tekniğiyle temizliyorlar bazı arkadaşlar ki EFT'yi de zaten size anlatmıştım. Velhasıl anlatmaya çalıştığım her şey beyindeki nöronlar arasında oluyor ve bizim NLP eğitimleriyle de kuantum eğitimleriyle de yapmaya çalıştığımız sadece budur. Yuvalandığı yerleri bulmak ve oraları temizlemek. Evet arkadaşlar bu tamamen geriye dönük bir bilgi tazelemesi olduğu için kısa tutuyorum 30 dakika. O ilk eğitimlerin çok kötü, ışık yok, tahta doğru düz görmediği için burada yeniden anlatma ihtiyacı duydum. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere tekrar.